Merhabalar. Bugün Karatahta'da bir yerel gazeteyi, önce bir ilçede, sonra bir karşı yakanın ya da Anadolu yakasının, İstanbul'un oraya gelişen, bakalım önümüzdeki dönem ne yapacak, ondan da kaygımız yok değil. Maltepe'nin nabzı, daha sonra halkın nabzını konuşacağız. Genel yayın yönetmeni İshak Karakaş ve Ahmet Tulgar, gazetenin editörü, bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizden başlayalım. Ne, yani yerel gazete çok memlekette, yani sayıca çok. Ama çoğu zaman biraz doldur boşalt ya da çok yerel ihtiyaçlarla sınırlı, talep gören bir şey değildi pek kısa süre öncesine kadar. Siz neyi eksik gördünüz? Yani Maltepe başlangıcından alırsak neyi eksik gördünüz de ya biz burada bir gazete çıkaralım iyi olur dediniz? Başta yerelliği eksik gördük. Yani yerellerdeki haberleri eksik gördük. Yerel gazetelerin işlerlerini yapmadıklarını gördük. Yani yerel gazete maalesef bir takım politik aracı olmuş. Bir takım partilerin şeyine girmiş. Biz bunu gördük. Bir de ötekilerin sesini duyurmak için mahallede yaşayanları, semtlerde yaşayanları genele taşımak için yerele başvurduk. Yani öyle bir ihtiyaç gördük ki çıkardık yerel medyayı. Evet, güzel. Peki hemen onu da konuşalım diye. İki ay bile dolmadan, yani 8. sayıdan itibaren alan genişletti. O niye gündeme geldi? Halktan gelen talep üzerine, yani halk, demek ki Maltepe'ye sıkmadık. Daha geniş bir halk kitlesi bizi bekliyordu. Bize istekleri vardı. Gerek sosyal medyada, gerek ana akım medyada, mutlaka tanıdıklarınız vardır. Birileri tarafından işte size öneriliyor. Biz de okuyamıyoruz. Örneğin ben Üsküdar'da oturuyorum. Bir başkası Kadıköy'de oturuyor. Gazetemiz Maltepe'de çıktığı için İstanbul'un ilçe mantığı Anadolu gibi değil aslında. Gün içinde 4-5 ilçe arasında geziyorsunuz. O sokak, bu ilçe, karşı sokak başka bir ilçe olabiliyor. Haliyle çok ilçeyle sınırlamak da biraz güç İstanbul'da aslında. Bu güçlüğe biraz katılıyoruz. Yaptığımız işte zevk aldığımız için, kendimizi yansıttığımız için, kendi fikrimizi, kendi duruşumuzu bu gazetede gördüğümüz için inan yoruluyoruz. Yani paketlemesini de biz yapıyoruz. Kesiminde biz yapıyoruz. Taşımasında biz yapıyoruz. Kaç kişilik bir ekibi var? Şu anda çalışan olarak 5 kişi. Ama dışarıda gönüllü arkadaşlarımız vardır. Gönüllü muhabirlerimiz vardır. Var Ertuğrul Özkök falan, ben gönüllü çalışanları görüyorum. Onlara sonra konuşacağız. Peki Ahmet Tulgar'a da dönelim. Yani ne oldu? Ana akım medyada iş bulamadın mı? Bu gönüllü çalışanlarla ilgili bir şey ben eklemek istiyorum. O kadar garip bir şey ki şimdi bir sürü böyle. İşte İsa'nın sabahleyin böyle yürüyüş yaptığı arkadaşları falan var. Kimi iş adamı, kimi öğretmen, kimi emekli falan. Mesela sabahleyin 6.30 ile 8.30 arası Maltepe civarında böyle bir takım eşofmanlı, yaşları kemale ermiş adamlar görebilirsin elinde gazete dağıtan. Belli bir saatten sonra ben çıkarım, türerim ortaya. Minibüs yolculuğum bitmiştir ve gelmişimdir Maltepe'ye, ben dağıtırım. Öğlenleyin işte İsa'nın gençler dediğimiz çocukları falan var. Biri avukat olmuş, biri doktor olmuş, biri şu olmuş. Onlar vardır. Yani çok sahiden çalışanımız. Benim soruya da cevap vereyim. Ana akımdan işte şeye. Ben aslında gazeteciliği boyunca hiç öyle ayrım tanımadım. Yani hep ha Milliyet'te çalışmışım, ha Bir Gün'de çalışmışım. Şurası burası. Önemli olan kendimi ifade etmek. Demin hani İshak hiç yorulmuyoruz çünkü kendimizi çok rahat yansıtıyoruz dedi ya, öyle ya. Normalde yerel gazetelerde sadece güçlü olanın sesi o ilçede duyulur. Ama bizde mesela bizim işte örnek olarak BDP Haberi ya da HDK Haberi ya da MHP gibi partilerin, sol partilerin olmadığı sayı hemen hemen yok gibidir. Çok kendimizi sakınmadan ortaya koyuyoruz. İshak Er yazısında bahsediyor siyasi tercihlerinden. Bu bir risk değil mi peki? Yerelde daha riskli olmuyor mu bu? Çünkü yerel gazetelerden biraz daha eşrafla, herkesle arayı iyi tutmaya. Çünkü ticaret var işin ucunda. Ya da işte yerel patronlar sonuçta Sabancı Koç gibi olmazlar. Refleksleri daha fevri de olabilir. Bu bir risk oluşturmuyor mu geleceği açısından gazetenin? Hayır, yani biz de ben gündemde yazıyordum. Ara ara evrenselde yazıyordum. Yani biz bu riski zaten daha önce göze almıştık. Bildiğimiz için zaten bir duruşumuz vardı orada. Yani o duruşu neden yerel medyaya taşımayalım? Neden yani bizi de
bizden de bahseden, yani demin ötekiler dedim de, yani Kürtlerden, Arabilerden, diğer azınlıklardan, LGBT'lerden, bunlardan söz etme neden bir gazete olmasın? Ya bunu biraz önce mesela şey çok çok ilginç. Şöyle aslında hiç İshak da ben de politik fikirlerimizi, tavırlarımızı hiç saklamadığımız için mesela hatta tam tersine işte İshak'ın şimdi Cumhuriyet Halk Partililerle, AK Partililerle gidip orada konuşuyor filan, muhabbet ediyor olması, onların iç meseleleriyle ilgileniyor olması tam tersine onların hoşuna gidiyor. Cumhuriyet Halk Partililerin AK Parti'ye bak işte artık bizi de ciddiye alıyor. Çünkü her zaman o partiler öyle ya da böyle sol partilerin karşısında bir yandan da biraz eziktirler böyle yani sol partilerin. Bu avantajı kullanıyoruz. Doğru. Ya tepkileri tam soracağım. Biraz şuradan da konuşalım son sayısı. İşte Kürt meselesi sadece Türkiye'nin sorunu değil diye İsmail Beşikçi'nin röportajı var. Arkayı hemen çevirince Cumhuriyet'in 90. yılı kutlu olsun. Arada da böyle bir denge gidiyor. Yani işte Gürbüz Çapan'la ilgili bir ilan. Cumhuriyet Halk Partisi Kartal ilçe başkanı. Ama eski bir sosyalist mesela. Hı-hı. Bizi bulanlar da hep öyleler. Tekeli geri alacağız başlıklı bir yine CHP röportajı. Hani eski anaplı bir yazar var. Yani bu okur buna nasıl tepki veriyor? Yani birdenbire karşısında Kürt lerle ilgili HDP kimleri korkuttu diye sizin yazınızın çıkması ve hemen yanında Cumhuriyetimizin 90. yılı büyük bir sevinçle kutlandı gibi altta da Marmaray'da final işte bir sayfanın tasarımı bu. Bu biraz Türk medyasının geldiği hal itibariyle alışık. Eskiden belki bu kadar garip olmazdı ama son dönem biraz garip çünkü herkesin bir rengi var artık ve ona göre sayfa tasarımından haberini seçiyor. Yani siz okur nasıl karşılıyor bu renkliliği ya da pek çok farklılığın bir arada olmasını. Ya şey renklilik şöyle. Yani okur zaten bizi tanıyor. Hı-hı. Okur zaten bizim kimliğimizi biliyor ama biz gazeteye çıkarken demiştik. Yani bütün partilere aynı mesafede olacağız. Hı-hı. Aynı mesafede olduğumuz için bizi olumlu görüyorlar. Bir de bizim kimliğimizi bildiği için biraz da demin Ahmet'in dediği gibi biraz bize de yaklaşmak için, bize de bir şeyler almak için işte biz de eski solcuyuz veya da biz eski şuyuz diye. Olumlu tepki arıyor aslında. Pek şimdiye kadar öyle olumsuz bir tepki falan almadık. Röportaj söyleşilerimizde korkusuzca söylüyoruz. Onları kızdıracak şeyi de söylüyoruz. Çünkü onlardan değiliz. Peki öbür taraftan tepki alıyor musunuz? Ya siz yıllardır sizi tanıyoruz. Ahmet Ulgar'ı da tanıyoruz. Sizi de tanıyoruz. İş aynı fikirdeyiz. Bu işte Atatürk ilanlarının CHP'lilerin ne işi var burada? Bu AKP'li niye yazıyor gibi hiç tepki yani almıyor musunuz? İnan o konuda bizimkiler çok anlaştırdılar. Hiç herhangi bir tepki almadık. Siz ne yapıyorsunuz diye bir şey gelmedi. Yok. Hayır tam tersine işte şey tam herkesin böyle kutuplaştığı, medyanın kutuplaştığı bir dönemde üstelik biz de tavrımızı belli ederek ama hepsiyle iletişim içinde olabiliyoruz ve okurun da garip hoşuna gidiyor yani hepsini. Neye bağlıyorsun peki bunu? Demek ki böyle bir ihtiyaç var yani okur her şeyi, herkesi tek tek görmek istiyor. Kendisi karar vermek istiyor. Bence ben ona şimdi peki hani siz anlatırken canlandığı için soruyorum. Merkez medyanın daha farklı ama yerel medyanın sizin de hani konuşurken söylediğiniz, anlatırken Özkök'ün yazısında da olan mahalle kültüründen kaynaklı bir hoşgörü mü acaba bu? Yani belki yani çünkü sahiden de öyle mesela gidiyoruz işte geçenlerde İshak mesela AK Parti'yi ziyaret etti. Adamlara açık açık şey diyorlar yani ya bizi destekleyin işte burada bu sefer filan. Bu sefer de bizi destekleyin. Yani destekleyin derken yani siz Kürtler bizi biraz destekleyin burada. Ha, o anlamda destekleyin. İşte bunu Kürtler... CHP de söylüyor yani. İşte bir yere destek vermek evet, zorunda kalacak o ayrı. Yan kalıtırmak için de kalacak. Biz de karar merci olmadığımıza göre o Kürtlerin bir siyasi partisi vardır. Destekçileri vardır. Onlarla gitsinler konuşurlar. Biz de... Aslında İsa'nın düzeltmesi doğru oldu. Yani istedikleri gazetenin desteklemesi hı-hı diye Kürtlerin ama yani şey olması iyi, iletişim bunun üzerinden iletişim kuruyor insanlar hmm birbiriyle. BDP'de işte şeyde, Kürtçe de oluyor bazen mesela. Kürtçe hmm harfleri de tanısın insanlar. Tabii Kürtçe ilanlar falan koyuyoruz. Bizim gazetemizin hem Türkçe hem Kürtçe yani vardı. Yani her ikisini izin almış. Yani. Peki tamam bunlar da politik meseleler, ulusal merkez medyada gördüğümüz şeyler. Politika dışında ne yapıyor halkın nabzı? Oranın hayatına dair günlük şeye dair ya da eksiği ne? Şöyle bir şeyimiz de olsa ama yapamıyoruz dediğiniz bir şey. Vallahi eksiğimiz çok.
Yani Ahmet Turar'ı bilirsin, yılların gazetesi olduğu, gazetecisi olduğu için ondan öğrenecek çok şeyimiz var. Eksiklerimiz de var. Ne bileyim, böyle bir Ahmet Turar gibi bir röportaj yapamıyoruz. O eksikliğimiz o. Bir takım da tabii ki alet gelet eksikliğimiz de vardı. Yani. O da var. Mesela bir kameramız olsa fena olmazdı. Daha güzel bir şöyle afille bir iki fotoğraf makinesi falan, onları ayarlayacağız. Ayarlıyor. Yavaş yavaş olacak onlar. Kendi sayfamızı kendimiz düzenliyoruz. Ama bir Macintosh'umuz yok. Yani başkasına yaptırıyoruz. Evet, başkasına yaptırıyoruz. Yani biraz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kanımca iyi şeyler yapıyoruz. Bilmiyorum. Zor şartlarda yapıyoruz bu şeyi. Mutlaka. Tabii yerel basından daha çok şöyle bir şey bekleniyor ya. Ya işte politikayı merkez halleder. Siz de oranın kanalizasyonuydu, elektriğiydi, ışığıydı, yok öğretmeniydi. Yani yerel şeyleriyle uğraşın gibi. Ama halkın nabzına ya da işte ilk sayılarının, Maltepe'nin nabzına baktığımızda öyle bir şey yok. Yani yerel de var ama genel politikaya dair de pek çok haber giriyor. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz ya da öbür yerel medya mantığında mı bir yanlışlık var? Ya öbür yerel medya mantığında ben yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihayetinde oralar bir ada gibi, böyle hiç etkilenmeyen yerler değil ki. Türkiye'de ne oluyorsa Maltepe onun bir küçük modeli, ya da Kartal. İşte orada da Kürtler var, orada da Aleviler var, orada da muhafazakarlar var, ulusalcılar var, onların ilişkileri var. Türkiye'deki genel şey. O yüzden bence mutlaka şey olması lazım. Türkiye'nin genel politikasının yansıması lazım. Bir de yani ikimiz de çok politikayla ilgilenen insanlarız. İstesek de uzak duramayız. Ama biraz da ona kaynaklandı. Özür dilerim. Yani insanların bize beklentisi, yani demin dedim ya, hani biz bir kesimi seslendiriyoruz. Bir kesim bizi tanıyor. Kendi eksiklerini de bizde de kapatmaya çalışan insanlar vardır. Yani politika içinde, politikanın içerisinde olan insanlar. Örneğin siz ne düşünüyorsunuz? Örneğin bir Rojava'da neler oluyor? Gelip bize soruyorlar. Niye işte oradaki çeteler bu kadar azgın durumda? Bu silahlar kimden alıyorlar? Örneğin bu gibi şeyler. Biz yerelde genel arasındaki farkımız, yani biraz da genelde gittiğimiz içindir. Yereli de biraz aslında genelleştirmektir. Genelde de yerelden giderek yine. Yani kastettiğim, hani ola ki görmeyenler için yanlış anlaşılmasın. Yerel politikacılarla genel meseleleri konuşuyorsunuz. Yine orada da hani bırakıp ajanstan şey doldurma biçiminde değil. Kastettiğim şey zaten herhalde özel haber oranı çok yüksek. Tabii yani çok yüksek. Bir, söyleşi çok doldur boşalt çok hali değil yani. Mesela bir söyleşilerde ise mutlaka kim olursa olsun orada işte acil konuşmak istemedikleri hatta sorunlara çekiyor. Mesela Kürt meselesi mutlaka konuşuluyor. Sosyalist solla ilişkilere, bütün bunlar sosyal demokratlara her zaman soruyor. Haliyle o hani şey yanlışını gidermiş olalım. Yani genel politika değil, yerelin de politika yapabilmesi meselesi önemli. Peki yereldeki politikacılara şöyle bir şey yapsak, analiz etsek. Daha çok büyükleri gibi miler tırnak içinde, yoksa daha opsiyonlu, daha açık, daha rahat. Çok kısaca girdin ama biraz daha açalım diye söylüyorum. Ben çok mutfakta oluyorum. Yani söyleşileri aslında İshak çok muhatap oluyoruz politikacılarla. Yani hani, örneğin çok yaygın konuşulduğu için törende bir araya gelip el sıkışmayan bir lider, genel başkan profili var bu ülkede. Evet. Yani kim olursa olsun ne var konuş yani. Hani ya da bundan haz duyan, konuşup konuşmamaları da değil mesele. Bunu bir siyaset biçimi olarak artık son belki 10 yıldır iyice fazla önümüze koyan bir şey var. Yerelde öyle mi? Konuşamıyorlar mı? Yani ya da yereldeki politikacı tipiyle Erdoğan'ı, Kılıçdaroğlu'nu, Bahçeli'yi ya da BDP'li siyasetçileri karşılaştırsak yerel biraz daha açık mı yoksa? Daha açıktır. Daha yani dürüst davranıyor bana göre. Yani gerçek gazeteci, yerel gazetecilik yapanlar için söylüyorum bunu. Farklıdır. Bunlar için pek bir sıkıntı yok. Örneğin biz bir emniyet müdürüyle görüşüyoruz. Bir kaymakamla da görüşüyoruz. Gidip bir BDP'li ile görüşebiliyoruz. Bir HDP'li ile görüşebiliyoruz. CHP'li ile görüşebiliyoruz. Hepsinde de net olarak da onlar da bizi hiç ötekileştirmeden veyahut da bizi dinleyerek, bizden bazı şeyler sorarak da biz de onlardan soruyoruz. Hiçbir tepki görmedik. Yani eğer tepki anlamında soruyorsun. Yok. Hem tepki hem karakter açısından sordum. Peki yerel seçimler yakın, artık memleket o hatta girdi. Biraz yerel gazetecilikte de maalesef şey arasında bir
ilişki var seçimler arasında bu ülkede. Evet. O dönem bir gazete çıkar, binlerce dağılır, oradan para alır, buradan bir şey yapar. Yani bir, sonra hepsi kapanır ya da bir şey olur, ara verirler falan. Düzeysiz bir ilişki tutturuluyor, gidiliyor. Yani bu seçim dönemleri daha zor dönemler o yüzden. Siz bu seçim döneminde nasıl politika koydunuz önünüze? Yerel seçimler var, siz de bir İstanbul'un yarısının yerel gazetesi olarak. Bu soruyu sormanızı bekliyordum. Gerçekten de yerel basının bu kadar ayakları düşeceğini tahmin etmiyorduk. Aklımız ucunda bile geçmiyordu. Yani partilere olan ilişkileri hep bir şey üzerine kurulmuş, bir rant üzerine kurulmuş. Biz girdik bunun içerisine ama biz bunlar gibi olmadık. Yani bizim diğer partilerle veya taşıyla ilişkilerimiz gayet ahlaki bir düzeyde. Yani herkesle de ilan da almıyoruz işin doğrusu. Yani örnek verirsek MHP'li adaylardan falan ilan almıyoruz. Hiçbir şekilde MHP'ye ilgili sessizlik bizim gazetenin politikası. Diğer partiler de gelip konuşuyorlar, röportaj veriyorlar. Bizi tanıyanlar, genelde de kendi çevremizde ilan alıyoruz. Yani diyorlar ki bunlar işte sosyalisttir, soludur, biz bunlara ilan verebiliriz. Ama AKP'li de veriyor, CHP'li de veriyor, BDP'li de veriyor bize. Biz olayın yani bir seçim döneminde birilerine yanaşmak veya da birilerinin sesi olmak gibi asla böyle bir niyetimiz yoktur ve olmayacaktır da. Bunu taahhüt ediyoruz. Bu biraz çerçeveliyor ister istemez de sizi de kuşatan bir alışkanlık biçimi var. Ararsanız bizde pek ilan da bulamazsınız. Hep söyleşi, yorumlar, köşe yazarları yani kamuoyuna yönelik bir şey. Evet. Peki haberciliği nasıl konuştunuz aynı dönem için, seçim dönemi için? Biz halkın nabzı olarak nasıl bir hat izleyelim yerel seçimlerde? Haber değeri oldu mu? Yapıyoruz ama yani gelip de hadi şey diye mesela söyleşileri yapıyorsak adaylarla. Çünkü yerel de takip de ediliyor bu insanlar ne yapıyor diye. Onlara çok açık ve net yani çok bayağı hatta bazıları için şey bile diyenler oldu. Halkın nabzında röportajı çıktı işte şansını kaybettiler. Çünkü kayırma yok. Yani burada bir saçmalamış hadi orayı kurtaralım bu adamı falan öyle bir şey yapmıyor redakte ederken. Ben de bir şey yazdığım zaman bir başlık atılacağı zaman falan aman adayı koruyalım falan diye bir şey yok. Haber neyse o yapılıyor ve açık açık da işte her röportajda sorulur. Ya sen böyle diyorsun da senin partin ne filan. Eleştiriyoruz da. Yani nasırlarına basıyor insanları. O anda da gaza gelip söyleyenler oluyor. Daha sonra telefon açıp da Tam tabir bu. Öyle bir gaza geliyorlar anlatılacak gibi diye. Bak yerel politikacıların farkı bu. Yani bir tanesi. Aslında merkez politikayla da bir çelişkisi var. Onu şey yapıp açıklıkla söylüyor sonra kaygılanıyor gibi. Hayır var tabii. Eleştirisi var. Geliyor mesela diyor ki işte ben diyor başkan yardımcımı diyor başkan olursam diyor Cumhuriyet Halk Partili BDP'liden yapacağım diyor mesela. Tık 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 yazıyorsun. O sırada İshak soruyor ya sen böyle diyorsun da senin çok partiniz bu kadar radikal mi falan diyor mesela. O diyor ki partim değil ben radikalim. Hadi başlık oluyor. Şansı bitiyor ortaya partimde. Ya zaten hani röportajı biraz sormaya çalıştığım da oydu. Kimle yaptığınız da önemli değil. MHP'liyle de yapabilirsiniz. Nasıl yaptığınız asıl olarak önemlidir. Çünkü yerel basında gördüğümüz şey reklamlar. Ya ben sabah gördüm. Afiş şu gazetenin şu tarih sayısında röportajım çıkacak diye aday afişleme yapmış yani. Siz şimdi o röportajdan ne bekleyebilirsiniz ki? Yani evet. Bir de dev röportaj diye yani hani adayı tanımıyorsunuz. Şey yok. Dev röportaj ama o ve öncesinde aday duyuruyor bunu. Yani o denklemin dışında yaptığınız koşulda kim ne isterseniz yapın zaten. Bir de galiba şey var. Yani mesela Hürriyet'e konuşurken ya da büyük bir gazeteye konuşurkene göre daha rahat ve samimi oluyorlar. Mesela şu başlık çok önemli. Gürbüz Çapan'la yapmıştı işte İshak Söyleşi. Kürtler gidince Cumhuriyet Halk Partisi tek bacaklı kaldı. Mesela bu güzel bir başlık. Bunu şimdi büyük bir gazeteye söylese bu lafı artık o gazete neler yapar bundan, ne üretir bundan. Burada daha rahat oluyor insanlar. Daha rahat, daha özgür de oluyorlar aslında bir bakıma. Peki rahatlık demişken, şimdi yazar profiline hem siteye bakın hem şeye bakın değişik tanıdık yüzler görüyoruz. Yani bu Özkök esprisini girişte yaptık.
İşte ben başyazar olmak istiyorum buraya bir günlüğüne de olsa diye yazdı. Onun dışında Yavuz Donat'tan Doğan Akın'a hani çok politik çizgi ayrımı da yapmadan Balçıçek, İlter'e kadar falan. Ha, yani hangi birini sayalım? Bir sürü isim bu gazeteye yazdı. Niye yazdı? Valla arıyoruz daha şimdiye kadar şey demeyen, diyen çıkmadı. Yok yazmam filan. Direkt yazıyorlar ve çok garip. Herhalde yerel gazetenin bir şeyi de var artık. Çekiciliği de gibi geliyor bana. Yani niye yazdı? İnan dedim kaçmada gördüğümde açık değil şüphesiz. Hı-hı. Ama bizim çizgimizi biliyorlar. Hı-hı. Bizim duruşumuzu biliyorlar. Öyle bir gazetede yazmak ona da hoşuna gidiyor doğrusu. Bu genellikle Ahmet'in sayısı yani oluyor. Genel olarak öyle. Telefon kimi açıyorsa işte bu hafta bizim konuk yazarımız zorun diyor. Hiç ikiletmiyor kimse. İşte dediğim gibi Erdoğan Kürtü, Cengiz Candar bir sürü yazdı. 12 tane Türkiye'nin yakında tanıdığı köşe yazarı yazdı. Ve yazmaya devam edecek. Peki onlar yazar eyvallah. Siz niye yazdırıyorsunuz? Böyle bir şey olması köprü yani, gibi olması hoşumuza gidiyor yani. Yerelden genele taşımak istiyoruz yani. İleride, tabii ki düşüncelerimiz var. Evet. Bizim düşüncemiz şu. Yani şimdi biz Anadolu yakası olarak çıkıyoruz. Yarın öbür gün bir İstanbul yakasını da katacağız. Yani Avrupa yakasını da katacağız. Ve büyümeyi hedefliyoruz. Bakalım ne olacak. Yani biz biraz öyle şey çıktık ortaya. Peki büyüdükçe işin büyüsü bozulur diye bir kaygınız yok mu? Ya bir büyüdük, biraz daha büyüdük. Zaten artık ulusal gazete olduk anlamına gelecek o yani. Ya da merkez medya olduk anlamına gelecek tırnak içinde. Bu işin bütün büyüsünü bozar ya biz ne yapıyoruz demez misiniz o zaman? Yok biz diğer medyadan farklı olacağız. Çizgimiz belli çünkü. Yani söylüyorum deminde beri duruşumuz belli. Bir ideolojimiz var. Kesinlikle biz bundan taviz vermeyeceğiz. Evet. Peki kaç satıyorsunuz? Bana 10 bin. Bazen 13 bin çıkar. Bazen az satıyoruz. Abonelerden şey yoksunuz. Biraz evet, abone olmalarını istiyoruz. Abone olursa daha web siteniz vardı onu duyuralım hemen. halkinnabzi.com.tr. Evet, .com.tr. Evet, oradan arzu edenler bilgilere ulaşabilirler. Haftalık çıkıyor gazete. Evet. Ve izleyicilere yani tanıyan okurlarınıza yani okurlarınıza ya da bizim izleyicilerimize Halkın Nabzı ile ilgili ne demek istersiniz? Abone dışında hani gönüllüler ya da haber yapsak gönderse ya da ben şunu yazdım dese bunları açık mıdır gazeteniz? Bizim İzmir'de yazarımız var. Avusturya, Viyana'da yazarımız var. İstanbul'da var. Diyarbakır'da var. Yani herkes bize yazabilir. Biz halkın sesiyiz. Yani halkın sesi de olmaya devam edeceğiz. Gerçi biraz belki reklama girer ama halkın nabzı halkın sesi demektir. Yani bizim açımızda. Herkesten haber bekliyoruz. Herkesin düşüncesine saygıyız. Ama bizi şey yapmadan, fazla rencide etmeden veya üzmeden, bize hakaret etmeden. Son günlerde bir de bu olmuş. İşte kimin ağzı yok diyor. Tabii ben kendim Kürt'üm. Yani çok hakikat işte teröristler gazete çıkarmış. Bilmem bu gibi olumsuz tepkileri de aldık. Evet, çok uzun şeyler oluyor. Evet. Mesela Sayın Salahattin'de bir başla bir şey, fotoğrafım vardı gazetede. Bir Eylül Dünya Barış Günü'nde. Onu Ahmet anlatsın. Adam kesmiş böyle çantasında ve yolumuzu gözlüyor benim. Ben daha erken gelmiştim. Beni durdurdu. Bu ne dedi? Maltepe'nin dedi adını taşıyan gazetede işte böyle şeyler dedi koyuyorsunuz. Bu adamın burada işine ben tanırım işte bunlar geçti. Maltepe'de barınamaz böyle şeyler falan. Yani ne diyorsunuz? Tabii öyle şeyler oluyor ama mail adresimizi verelim haber yolu. Gençlerde özellikle beni isteyin sosyal medyayı iyi kullanan arkadaşlarımız vardır. Hı hı. Onlar zaten gündemi takip ediyorlar. Bize yazsınlar. Düşündüklerini yazsınlar. Bize gördüklerini yazsınlar. Biz de irtibata geçtiler. Bizim şeyimiz verirseniz çok seviniriz mail adresimizi. Söyleyelim. halkinnabzi@gmail.com. Evet. Com, evet, halkinnabzi. Hem sitesinden zaten ulaşılabilir hem de oraya gönderebilirler haberleri. Evet, programın sonuna geldik. Son olarak yine eklemek istediğiniz ya aslında şöyle bir şey yapmak istiyoruz gazetemizde ama yapamıyoruz. Şunu da şöyle yapsak ne güzel olur diye bir şeyler var. Spor sayfamız olması gerektiğini düşünüyorum. O eksikimiz var. O eksikimiz var. Bir iki tane arkadaşımız söyledi biz yapacağız dedi. Hele bir tane benim Rizeli bir arkadaşım var. Kendisi koyu bir Fenerbahçeli.
Sabahtan ben sabahları kalkar yürüyüş yaparım. Yani bir grup oluşturuyoruz, yürüyüş yaparız. İşte siyaset konuşuyoruz, spor konuşuyoruz, günlük olaylar konuşuyoruz. Bir olay hakkında konuşuyoruz. Rizeli arkadaşım koyu bir Fenerbahçeli. Ben yaparım dedi. İkinci gün ya işte İshak bana kusura bakma benim vaktim olmadı. Kendisi her zaman tabii ki bir iş veren, işte çalışıyor. Bu eksikliğimiz var, bu eksikliğimiz bayağı var. Öyle biri varsa, bir de yardımcı olursa çok sevinirim. Hayatı iyiden bekliyorum. İzleyicilerimiz gördüyse şey yapmışlardır, ayrıca onu konuşuruz programın dışında. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü biz spordan biraz uzakız. Ben de maç seyrederim ama öylesine seyrederim. Öyle bir şey, iyi bir taraftar değilim, öyle diyeyim kendisine. Fazla da anlamam. Yani o anki maç. Bir de ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'a şey olursa tabii yederse tamam. Sizin o tarafın takım Fener galiba değil mi? Yok yok, Galatasaray. Hayır ama Maltepe tarafı. Maltepe tarafı. O taraf derken Kürdistan'ı takımını söyleme bence. Fenerler fazla şey yapabilirler yani, duyarlılık gösteriyor. Sen ne takım tutuyorsun? Ben Beşiktaşlıyım. Evet. Ama yani öyle çok fanatik değilim. Avusturya'da Rapid'i tutuyorum. Liverpool'u severim. Öyle yani. Çok, takımım çok. Evet, güzel. Bizim bir iyi bir yazarımız var. İşte sağlık köşesine yazan Doktor Samet Mengüç. Ha evet. Önce gelmişti buraya. Kendisi aşırı bir Fenerbahçeli yani. Çok şey bir Fenerbahçeli. Hatta ben geçenlerde bir telefon açmıştım. Yani geçen senelerde bir telefon açmış kendisine. Ya Samet, aynı zamanda kaybiraderim. Samet, maçı birlikte seyrederim. Yok dedi İshak. Galatasaray, Fenerbahçe başlıyoruz da birlikte seyrediyor. Çünkü bu da fazla. Ben evet, yani ben dayanamam diye küfür ederim dedi. Evet, biz halkın nabzına spor meselesini. Ama sağlığı yazıyor bize. Keşke hem sporu da yazsa. Ama işte vakti çok yok. Fanatik olabilir o. Evet. Fanatik olmayan bir spor sayfası dileğiyle programı kapatalım. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Yarın yeni bir Kara Tahta'da görüşmek üzere.